Aslında bana göre yeni de. Ya maşallah ya, vallahi yeni yaptı. Şöyle yandan baktım diye bir yeri. Yeri de rampa. Üstten çıkıyor. Yani yenisini de alsak rampaya zor çıkar. Vallahi Allah biliyor bak. Şöyle buradan baktım çok yeni duruyor. Allah için. Harcarsan hepsi olur. Tamam, emrede say bana. Hoşsun efendim. Allah var efendim. Ben de ilgileneceğim. Amin. Cümlemizin. Allah devletimizi, milletimizi, hepimizi var etsin. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Şöyle mi geçeceğiz? İçeri sayın bakın. Öyle mi? Siz de güneşte kalmışsınız. Kusura bakmayınız. Allah lokmamızı kabul etsin efendim. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Toplanmış bulunmaktayız. Hepinize şahsım ve mahallem adına hoş geldiniz diyorum. Katkılarından dolayı Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'le beraber vatansever vatandaşlarımızla emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımından dolayı siz değerli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkürlerle saygılar sunuyorum. Değerli canlar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Cem Vakfı Başkanı'na vekaleten Vahap Altınok Beyefendi. Sayın Valim, Sayın Kaymakam, değerli komutanım, Sayın Müftüm, sevgili canlar, Muharrem ayında tutmuş olduğunuz oruçlarınız ve kurbanlarınız, adaklarınız, dilekleriniz hak katında kabulü makbul olan Hızır yoldaşınız, Ehl-i Beyt dostları, sevgili yolunuzda aydınlık veren bu kurbanlarınız ve dileklerinizi kabul ve makbul ederim, saygılar sunarım. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İl Müftümüz Sayın Ümit Çimen Beyefendi. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetlesiniz. Saygıdeğerli kaymakamım, valim, sayın kaymakamım, belediye başkanım, kıymetli komutanım, çok kıymetli Fethiye'li gönül dostları, Ehl-i Beyt dostları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu Muharrem ayının bereketini, feyzini Allah üzerimizin eksik etmesin. Muharrem ayında vuku bulan, Kerbela'dan ibret almayı bize nasip etsin. Sevgili valimizle çok böyle aşurelere katıldık. Elhamdülillah. Efendim, tekrarında fayda var. Muharrem ayı bizim için önemli bir mevsim. Ama bu ayın içerisinde hepimizin bildiği, hepimizin gönüllerinde derin bir yara oluşturan, bütün Müslümanların ortak acısı olan Kerbela hadisesidir. Sevgili Peygamberimizin biricik torunu Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetidir. Yüreklerimizde tarih boyunca o günden bugüne derin bir yara bırakmıştır. Biz millet olarak hep mazlumun yanında durmuş, biz millet olarak Ehl-i Beyt'e gönülden arka çıkmış, zalimlerin karşısında durmuş bir tarihin, bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allah ve melekleri peygambere salat ve selam eder. Ey müminler! Siz de ona salat ve selam edin. Bütün gönülden teslimiyetinizle diyor Allah. Peygamberimize geliyor sahabe, ya Resulallah biz sana nasıl salat selam edelim diye soruyorlar. Peygamberimiz de buyuruyor ki, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bana deyin ki, Allah'ın kulu ve Resulü Hazreti Muhammed'e ve onun ailesine selam olsun deyin diyor. Bu Peygamberimizi ve Ehl-i Beyt'ini selamlamamız
onun ailesini selamlamamız, her namazımızın son tahiyyetinde bildiğiniz gibi salli ve barik dualarıyla bunu yad ederiz. Biz inancımızda, bütün küfrel değerlerimizde de Ehl-i Beyt'i hep yad ederiz. O bizim Rabbimiz gibi, Peygamberimiz gibi, kitabımız gibi, kıblemiz gibi Ehl-i Beyt de bizim en önemli ortak değerimizdir, kıymetimizdir. Ben şu temenni ve dualarla bitirmek istiyorum. Kerbela'da yaşananların bir daha ne milletimize ne ümmeti Muhammed'e Allah yaşatmasın. Kerbela'daki Yezid zihniyeti dünya durdukça var olacaktır. Onların fitne ve fesadına bir daha Allah fırsat vermesin. Ay yıldızlı bayrağımızın altında milletimizi bu topraklarda kıyamete kadar bir olarak, beraber olarak yaşatsın inşallah. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum inşallah. Sayın İl Müftümüze çok teşekkürler ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Yazhan Belediye Başkanımız Nevzat Öztürk Beyefendi veriyor. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, İl Müftümüz, değerli bürokratlarımız, siyasi partilerimizin temsilcileri, meclis üyelerimiz, çok kıymetli mahalle muhtarlarımız, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Üçüncüsünü düzenlediğimiz programımızı Fethiye mahallemizde, muhtarlığımızla beraber Muharrem ayı ve aşure programımızı düzenlemiş bulunuyoruz. Tabii bu vesileyle başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Valim, zat-ı halinizi ilçemizde görmekten, bu programımıza da aramızda görmekten gerek şahsım gerek ilçem adına çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizlere teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bizim inanç ve kültür dünyamızda çok önemli özellikler taşıyan olaylar ve vakalar vardır. İşte içinde bulunduğumuz Muharrem ayı ve aşure günü bizim önemli saydığımız bu olaylar ve vakalardan biridir. Yüce Rabbimiz on civarında peygamberimize çok önemli ihsan ve ikramlar da bulunmuştur. Bunları burada saymamıza gerek yok. Ancak biraz önce müftümüzün de ifade ettiği gibi bütün Müslümanların ortak paydası olan ve o ihsan ve ikramları Yüce Rabbimiz bize gösterdiği gibi ancak biraz önce ifade ettim müftümüzün dediği gibi çok acı bir olayı da Kerbela'da hep bütün Müslümanlar olarak yaşamış bulunuyoruz. O olayın acısı, tasası, tazeliği her geçen gün Müslüman camiasında artmakta ve hala onun acısını bütün Müslümanlar olarak bizler yaşamaktayız. Sayın Valimizin programı yoğun. Fazla konuşmamı uzatmak istemiyorum. Ama iki mısrada çok anlam ifade eden düştü Hüseyin sahrayı deryaya, Cebrail sen var haber ver Sultan-ı Enbiya'ya. Bu olayın ne kadar acılı olduğunu ve ne kadar Müslüman camiasında üzüntü yarattığını bu mısralarda herhalde topyekün ifade ediyor. Ben bu duygularla Muharrem ayı dolayısıyla ibadetlerini yapan, oruçlarını tutan bütün din kardeşlerimize, can dostlarımızın ibadetlerinin ve oruçlarının kabul olmasını temenni ediyorum. Bu programda emeği geçen, hayır hasenatta bulunan herkese teşekkür ediyorum.
tekrar başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün bu programımıza teşrif eden herkese teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, saygılar sunuyorum. Getir, get, oraya götür. Getir, yemeğe su. Aramıza gerek yok. Herkes kaymakamı tanıyor. Sayın Valim, saygıdeğer misafirler ve tüm Fethiye'ler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya kadar kırmayıp başta Sayın Valimize katıldığı için ve siz değerli vatandaşlarımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum. Emeği geçen başta belediyemiz ve Fethiye halkına, muhtarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle gerek kaymakamımıza, belediye başkanımıza, lider katılan jandarma komutanımız var, il müftümüz var. Can hakkımızın değerli vekaleten geldiği şef dedemize, çünkü bugün görüşmüş olduk. Bizi aynı zamanda Doğanşehir ilçemize de davet ettiler Can'la. Oradaki belediye başkanımız ama şef dedem oraya gitti söz verdiği için. Ben de söz verdiği için buraya geldim. Dolayısıyla aramızda bulunan tüm saygıdeğer konuklarımıza, canlarımıza, hanımefendilere, beyefendilere selamlarımı, şükranlarımı, sevgilerimi aktarmak istiyorum. Bugün Fethiye'de, Fethiye Mahallesi'nde sizlerle, değerli kardeşlerimle, canlarımla birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ve bugün lokmanıza, Muharrem ayının o güzelliğiyle birlikte oluşan o soframızın bu güzel ortamına beni davet etmenizden dolayı, beni yüreğinize almanızdan dolayı, başta davette bulunan kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve özellikle ısrar eden Fethiye Köyü muhtarımıza ve şahsında sizlere şükranlarımı sunuyorum. Evet, 680 yılında hunharca, vahşice, dünya insanlık tarihinde hiçbir şekilde benzeri görülmemiş bir şekilde Yezid'in hain entrikalarıyla boğazlanarak şehadete eren Hazreti İmam Hüseyin Efendimiz'i ve 72 tanesi o yolda şehadete eren arkadaşlarını bir kez daha bugün burada rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Hepimize başsağlığı dilemek istiyorum. Hala o zamanda o ihanetler içerisinde sözde inanç adına, İslam adına ama hiçbir şekilde inancı İslam'ı içermeyen ancak o zamanki deviren iktidar savaşları çerçevesinde iktidarda kalmak için her türlü entrikayı ve ihaneti yapan Yezid'in o zulmü karşısında boğazları umharca kesilmiş ifade ettiğim gibi Hz. Hüseyin Efendimiz ve 72 tane canımızın, Ehl-i Beyt'in, güzel insanlarının o yüreğimizde oluşturduğu kor ateşi hala devam ediyor. Ama biz şunu her bir noktada, her bir zaman ifade ediyoruz. Gönlümüzde ve yüreğimizde o kor ateşi devam etmekle birlikte o korun bizim gönlümüz ve yüreğimizin dışına vuran şekliyle sevgimizi, kardeşliğimizi, birlikteliğimizi haykırıyoruz. O kor ateşinden aldığımız o acı dışarıya sevgimizi, kardeşliğimizi, barışımızı, hoşgörümüzü yansıtıyor. Ve hakikaten biz bu güzellikler içerisinde o olumsuzluktan, o infialden aldığımız o derslerden yola çıkarak geleceğe bu duygular içerisinde bakıyoruz. Ve bugün de yaşamımızı kurarken o noktalardan ibret alarak yeni yanlışlıklar içerisine düşmemek adına toplumumuza sevgimizi, hoşgörümüzü, o içimizde olan sevgimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ve ben çok teşekkür etmek istiyorum ki sizlerle bizler hepimiz birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi bekasını, 79 milyon insanımızın güzelliğini ve Malatya'da yaşayan 780 bine yakın insanımızın güzelliğini hep birlikte ahlakımızla, vicdanımızla, zihnimizle her bir vesile yaşıyoruz ve bu noktada güzellikleri terennüm etmeye çalışıyoruz. 15 Temmuz hain ihanet girişiminde de bir kez daha gördük ki din kisvesi altında ya da istismar ederek insanlarımızın
değişik noktalarda hakikaten sıkıntılar yaşamasına, istismar edilmesine ve hakikaten beyinlerini ve ruhlarını başkalarına teslim eden o okyanusların ötesinde olan o hain teröristin beynine, ruhuna teslim eden bir takım insanlar olduğunu da görüyoruz. Ve biz bir kez daha şükrediyoruz ki şu cennet vatanda, emanet edilen şu cennet vatanda bir ve beraber olarak hiçbir şekilde ayrılık ve gayrılık düşünmeden, hiçbir şekilde ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, uzaklaştırmadan o inancımızın güzelliğiyle Allah-u Teala'nın bizleri kul olarak yaratmasının, Hazreti Peygamberimizin peygamberliği ve Peygamber Efendimizin yüce damadı, torunu, o acıları yaşanmış insanların da o güzel yolundan nasiplenerek hep birlikte gönlümüzü ve ruhumuzu o olumsuzluklara karşı kapatıyoruz. Safımızı ve birlikteliğimizi sıkı tutarak aramıza şer güçlerin, hinoğlu hinlerin ve fitne ve fesada girmesine de müsaade etmiyoruz ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Hiçbir kimseyi Allah'ın yarattığı ve yaratılmışların en şereflisi olan insanlarımızı hiçbir şekilde Alevi, Sünni, Kürt, Türk, mezhepsel, meşrepsel ayrıma iten hiçbir görüşe itibar etmedik ve etmeyeceğiz. Bunu inancımızın, güzelliğimizin, kalbimizdeki ve ruhumuzdaki o güzelliğin, sevginin gereği olarak icra edeceğiz. Ve bundan sonra da önümüze çıkarılacak her türlü fitne, fesat ve ihanet görüntüleri ve çalışmaları karşısında dimdik, iri olarak, diri olarak, bir olarak beraberliğimizi ve kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Ve bu şekliyle Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bekası ve şemsiyesi altında bu güzellikleri hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Fazla uzatmak istemiyorum ama hakikaten çevremize baktığımızda, Suriye'ye baktığımızda, Irak'a baktığımızda bugün orada bir vahşetin yaşandığını, hangi ülkelerin neden orada bulunduğunu izah etmek mümkün olmuyor. Ve sonuçta hesabın da Türkiye Cumhuriyeti olduğunu bugün 15 Temmuz'da da gördük. Bugün de çevremizde olan olaylardan net bir şekilde anlıyoruz. Onun için bir takım fitnecilerin, fesatçıların, ihanetçilerin hesabının büyük olduğunu ama en büyük olanın Allah-u Teala ve milletimizin gücü olduğunu, milletimizin birliği ve gücü, kardeşliği sayesinde hiçbir şekilde bu fitne ve fesatların, bu üzerimize örmek istenen çorapların başarıya ulaşamayacağını bir kez daha. Bu güzel mahallede hep birlikte ben de haykırıyorum ve sizlerin de bu haykırışa ortak olduğunu görüyorum. Allah bizlerin birliğini ve beraberliğini asla ve asla bozmasın. Ülkemizin her bir ferdiyle birlikte geleceğe huzur ve güzel bir ortam içerisinde sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde gitmemizi nasip etsin diye burada da bu Muharrem ayının engin güzelliğinde Allah-u Teala'ya yakarıyoruz. Ve diyoruz ki, evet, kim ne hesabı olursa olsun bizim hesabımız insanlarımızın güzelliği, kardeşliği, birliği ve beraberliğidir. Evet, Muharrem ayında bakınız ne kadar güzel. Oruçlarımızı tuttuk. Lokmalarımızı tüm gelenlerle birlikte paylaştık. Allah lokmalarımızı ve yaptığımız ibadetleri kabul etmesin. Ve bizi o Muharrem ayının 10'unda cereyan eden ama içimizi yakan kor ateşin bir kez daha asla ve asla vücut bulmamasını, ondan ders çıkararak geleceğe güzel bir şekilde gitmemizi de nasip eylesin. Ben tekrar sizlere her türlü sevgiyi, saygıyı, kardeşlik içerisinde güzellikleri diliyorum. Ve bugün beni buradan misafir ettiğiniz için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Ve tüm dedelerimizle birlikte, tüm kardeşlerimizle birlikte, tüm buradaki misafirlerimizle birlikte sizlere güzellikler, saygılar, hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah Allah, Allah bunu sofra dolu birimiz, peygamberimiz, Kenan-ı Bektaş'ı vermiş. Biz yedik tamam, cehennem yüzü haram, esselat ve esselam.
sofralık olan, kürmak olan yeri helal yedinine delil olan, bir lokması bin badasına karşı gelen, Allah Allah, Allah Muhammed Ali Karadi Bektaşi deli, Balım Sultanımızın deli. Üçler, beşler, yediler, dökmanın, 2014 masum takdir. Elleri ödeyerek saklayan, bekleyen, dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı veren, birlik ve beraberliğimizin devamı için rıza emrullah devleti Fatiha. Sana para vereceğim.